Aç bir tane YouTube kanalı. Konuş. Ben sana söylüyorum. Sonra. Bildiklerini anlat. Yeme takımına küsmüşsün. Samet dışına ile arası iyi mi? Ay evet ya, ben bunu bak vermeden önce aklımda. Furkan'ın sevgisi var. Kaos çıkarabilme gücü var mı şu an? Kaos istiyorsan öyle bir kaoslar çıkar ki diğer yerine. Herkese kocaman. Merhaba. Sonunda geldin. Sonunda gerçekten geldin. Herkesi kenara at, soruları kenara at, fanları kenara at. Ben de seni işinden kaynaklı Eyüp Kerimcan'ın yanında gördüğümüz için böyle tanıyoruz. Aslında insanlar o işte Kerimcan'ın yanında gözüktüğüm süreçteki beni bile tanımıyor çünkü ne yaptığımı bilmiyorlar, ne iş yaptığımı. Aslında benim yaptığım bir iş var ve hatta yapacağım, yaptığım işi birçok insanı yapabileceğini de düşünmem. Çünkü geri geliyor 48 saat uyumadan. Ama insanların bunu görmeden ve bilmeden ön yargıyla yaklaşıp olumsuz şekilde eleştirip beni down edecek şekilde konuşmaları çok rahatsız edici. Evet, boş boş geziyorum benim canım yanımda. Furkan Çağman kimdir? Nasıl bu işe girdin? Kısaca kendinden. Ben bahsedeyim. Evet. Ben aslında Kocaeli İznik doğumluyum ve uzun bir sürede orada kalan çocukluğum orada geçti ama çocukluğum zor geçtiği için ve İznik'ten kurtulmak gibi bir düşünce olduğu için beynimde. Benim için İstanbul inanılmaz cazip bir şehirde kaçabilmek için ilk fırsatta İstanbul'a gelmek için elimden gelen her şeyi yaptım. Yani bunu annem duyunca çok belki üzülecek ama ben İstanbul'a ilk geldiğimde 13-14 yaşındaydım ve annemin tabiri yoktu. Hiç kaçtın mı? Yoktu. Hayır, günübirlik gidip geliyorum. Hatta şöyle bir durum var, İstanbul'a hiç gelmemiş, buradaki insanlar hiçbirini tanımamış ve bu ortama hiç girmemiş olmayı çok isterdim. İlk gelmeye başladığım dönemlerde Kerimcan'la arkadaşlarım vardı yani. Nereden arkadaştınız? Arkadaş ortamından arkadaş oldum. Evet, arkadaş. Ve bir şekilde samimiyet kuruldu. Çok böyle her gün her gün görüştüğüm bir arkadaşım değil ama görüştüğümde de bir samimiyet gördüğüm bir arkadaşımdı. Bazı problemlerim vardı ve yaşadığım bir sorundan dolayı aslında çok büyük bir problem ve sorundu benim için. O dönem çok psikolojik anlamda da kendimi kötü hissediyordum ve bu süreçte yine İzmir'e dönmüştüm. Ve o sabah 5'te beni aradı. Neredesin dedi. Dedim, uyuyorum evde, sen kimsin? Ya ben Kerimcan uyuyorum. Tam dipteydim hani öyle bir dipteydim ve beni gerçekten hani böyle yapıp aslında almış oldu. O yüzden o çok yani minnettarım da beni gerçekten dönüm noktam diyebilirim. Kozmetik markası vardı. Onunla ilgilenmeye başladım ablasıyla birlikte. Ve süreçte de onu büyütmek ve biraz da yeni ürünler eklemek adına bir sürü şey yaptım. Burcun ne? Boğa, yükselen makre. Sen çok kötü olmamakla. İntikamcı mısın? Hiç değilim. Kim beslemem. Ama mesela benim için bitmiş bile bitmişti. Kolay kolay affetmem. Sen şu an ne yapıyorsun? Şimdi takipçiler şunu sorun. Açık açık söyleyeceğim. Biz Furkan'ı tanımıyoruz ki, ne soralım? Ben istiyorum ki seni biraz da tanısınlar. Şu an ne yapıyorum? Kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. İstiyorsun. Takım arkam var. Bana gönderdim bir tane. Çok ışık kendisi. Güle güle kullanmıyorum. Ama çok reklamını görmüyorum ben sana. Çok fazla çünkü yaşadığım bu şu dönemden dolayı ve yaşadığımız problemlerden dolayı çok fazla üstüne düşemiyorum. Çünkü aslında çok beklediğim gibi de gitmedi. Ya da ben dediğim gibi üzerine düşmediğim için benim alamadım. Ben seni ağlamalı storylerini görmüştüm. Tamam, herkes şey zannetti. Kendi canım mı acaba ağlıyor falan. Ama sen aslında hayata ağlıyorsun. Sanki her şey çok yolundaymış gibi. Bir de hayatla mücadele etme, bir şeyler olsun diye koşturup savaşmak beni o kadar yordu ki. Bu yoksunluğumu, bu eksikliğimi giderecek kimse yok. Çok ağır şeyler yaşattılar çünkü bana aslında baktığında detay ve dibine yani içerisine girdiğinde hepsi bir zincirleme haline geliyor ve yalnızlığım aslında çok kalabalık çevreler, çok fazla insan var ama o insanlar o kadar boş ki bana daha ağır şeyler yaşattım hayatımdan defolup gidiyor. Yani benden fazla mı özlediğinizin, fazla bir iyiliğinizin veya fazla mı kalbini açıyorsun? Galiba öyleyim. Yani onun şöyle şundan kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bu bilmem bunu söylemek ne kadar doğru bir insan için ama insan sevgiyi aç derler ya. Yani sevgi belki de eksiklik duyduğum şey ya da ilgi ya da bilmiyorum bir güç, bir dayanak. Çünkü dediğim gibi burada yapayalnızım ve ailemden bir parça yok ya da gerçekten benim sırtımı dayayabileceğim bir arkadaşım, dostum yok. Şimdi. Geldi bir soru. Bu arada az daha soruları yani göstermeyeceğim. Şimdi herkesin, tabii ki senin de tam dediğin gibi, çok sorduğum bir soru vardı. Kerimcan'la niye küstünüz Furkan? Takipten çıktınız mı? Evet. İkiniz de mi? Önce ben çıktım. Ağlama döneminde paylaştığım videolar. Aslında bu beklenti içerisinde değildi. Ama olmadığını gördüğümde gerçekten hani olamayacağını bundan sonra hissettim çünkü. Beklerdim ondan açıkçası. Arayıp beni. Hani ne oldu neyim var? Çünkü ben onun gerçekten her anlamda yanındaydım. Yani
kimsenin olmadığı anında bile ben onun yanındayım. Niye belki, peki aramadı sende? Belki cesaret edemeyiz, belki bilmiyorum ama ben ne olursa olsun aramayayım. Etkileyecekken yani kapısına giderdim. Çünkü benim hayatımda bunu sokmak çok zor bir şey aslında. Yani kabullenmem, içten ona gerçekten güvenip kendimi açmam. Ve Kerimcan benim için gerçekten bambaşka bir yoldaydı. Yani. O halden bu hale geldiğimde de mesela ilk süreçte onu konuşmayı bitirdiğimde çok canım yanmıştı. Çünkü nasıl bu hale gelebildik, nasıl bu hale getirebildik bu durumu? Yani çünkü üzülüyorsun, kaç sene geçti. Sen de bu bağlı var. Hani neyi bağlandı? Bir gün sinir krizi geçirdim yani. Sinir gerçekten FaceTime'da konuşuyorduk ve bu an tavrımın sınırlarını çok fazla zorladı ve öfke nöbeti geçirdim o an. Gerçekten hayatımda ben hiç kimseye bu kadar bağırdığımı, çağırdığımı, küfrettim attım. FaceTime'da mı Kerimcan'la? Evet, FaceTime'da. Yani, FaceTime'da kavga etmek herhalde yeni şey. Keşke Furkan, Kerimcan, Barış'la. Karşılaşıyoruz bu arada. Çünkü ben Neşe ablasıyla çok yakınım ve çok da sık görüşüyorum. Hatta haftanın 2-3 gün ona beraber. Yani dostum diyebileceğim bir ablam benim aynı zamanda. Yani, o yüzden hiçbir zaman onunla kontağımı koparmadım. O yüzden de ister istemez bir şekilde karşılaşmak durumunda kalıyorduk ama ben hep engel oluyordum. İşte o olduğunda gitmemeye çalışıyordum. Yanlış anlam diyeyim yoksa sen mi görmek istedin? Kendim onu yaşatmak istemedim çünkü hazır hissetmiyordum onunla barışabilecek ya da kendimde ona o yaklaşımı gösterebilecek samimiyeti hissettim çünkü daha içimde ona olan şeyleri törpülemedim. Şu an o kadar önyargılı değilim bu arada çünkü son birkaçtır karşılaşıyoruz ve konuşma fırsatımız oldu. Bazı insanların bu kadar anlayışsız ya da bu kadar da sorgulayıcı, bu kadar meraklı olmalarını gerçekten hiçbir zaman anlayamıyorum yani. Beni sadece sosyal medyadan tanıyan biri gelip bana İse neden küstünüz? Neden bu kadar kötü gözüküyorsun? Neden böyle böyle oldun? Neden sen şöylesin? Ya da Furkan çok kötü gözüküyorsun. Diyecek haddi kendini nereden biliyor? Onu mesela hiçbir zaman anlayamıyorum ve beni bu süreçte bu inanılmaz olumsuz etkiledi. Dışarıya çıkmayabilirdim. Gerçekten nefret eder hale geldim. Gece kulübüne gittim. Gece kulübüne ağlayarak eve geldim. Öyle bir şey olabilir mi? İnsanlar o kadar üzerime geliyor ki. Yani ben... Gece kulübüne eğlenceler. Evet. Ne dediler? Yani bir çekip ona Furkan ne oldu? Niye böyle bir sorun oldu? Çok merak ediyorum. Hayır, neden böyle sorabiliyorsun ki? Evet, buradan bir sistemin dile getirdim bu konuyu. Hiçbir sokakta görmeden diyecektim. Neyse ben bir yerimden küstüğünü sormuyorum. Başka sormayın. Başka. Söyledi. Artık sormuyoruz. Artık sormuyoruz. Sen hep veriyor musun? Önceden veriyordum ama bu süreçte kendimi çok fazla iyi hissetmedim için açıkçası sosyal medyayı çok böyle musar bir halde değilim. Tamamen boş verdim ve link falan da paylaşmıyorum. Dediğim gibi şu an inanılmaz bir terör var. Bayağı var. Çünkü bak yine dün akşam da storylerde burada gördüm. Burada da söylemek istiyorum. 40 tane story atıyor, 38'i link arka arkaya. Link. Bundan para kazanıyor olabilirsiniz. Bu kadar insanları kusturacak kadar ya da ne bileyim. Bu kadar böyle kendinin kullanmadığı, başkasının elinde, başkasının üstünde gördüğü şeyleri paylaşacak kadar da olmamalı. Yani ne var biliyor musun? Şu an ülkenin hali belli. Hatta daha da kötü yerlere gidiyoruz. Korkunç. Çok korkunç. Sen kazan, kazanma demiyorlar da. Kazan ama ayarında kazan. Kimsenin parasını kazandığımız parada gözümüz kimse zaten yok. Kimsenin gözü yok. Ama işte dediğin gibi yapacak olan insanların da ekmeğine taş koymuş. Evet, diyorlar ki neden Furkan sosyal medyada içerik üretmiyor? Şey daha şimdi üretebileceğim tüm içerikleri kendim için üretiyor tamam. Yok şaka bir yana şu an dediğim gibi kendimi çok fazla da enerji anlamında iyi hissetmediğim için oraya ağırlık veremiyorum. Samet için ile arası iyi mi? Ay evet ya ben bunu bak gelmeden önce aklımda. Herkes Samet'i hani kürdü kadın müzeyyen ilan etmiş durumda. Her şey Samet'le alakalı ve her şey Samet'in... Sanki hepsi Samet Arabozan gibi geliyor bir insan. Evet değil, sonra ben de... Samet gerçekten karakteri, duruşu ve nerede nasıl davranması gerektiğini, kime nasıl konuşması gerektiğini çok iyi bilen bir insan ve kimseyle asla birbirini ters düşürecek hiçbir şey yapmaz. Samet'le ben hiçbir zaman konuşmayı kesmedim. Aksine görüşüyorum, aynen, konuşuyorum. Evet. Aynı zamanda bazı iş konularında bana destekli oldu fikir konusunda. Çok sağ olsun o da. Hiçbir öyle bir şey yok. Samet hiç düşündüğünüz gibi bir değil ya. Samet'le ilgili benim de bir yorumum olmuştu. İktidar çıktığı zamanda. Ama sonra... Ama onu seni çok seviyor. Evet, ben de onu çok seviyorum. Çok beğenerek izlediğini söyledi. Selam söyle dedi hatta. Aleyküm selam bu arada. Ben de ona selamımı ileteyim. Özellikle Arman Çağlar'a katıldığında bir kez daha gözüm benim yükseldi. Evet, çünkü çok güzel şeyler söyledi. Annesi babasıyla da ilgili çok güzel şeyler söyledi. Demet Akalın'a küs müsün? Ben de Demet Akalın'a benim zaten bir şeyim yok ki. Hiç bir yere geldi mi sen? Demet Akalın'ın efendi zaten yeteri kadar özgüveni yerinde de gayet egoist bir insan olduğu egoist için. Egoist mi? Ben onun için sadece Kerimcan'ın bir çalışanıyım ben. Öyle mi davranıyordu? Öyle bir insan olduğunu düşünüyorum. Aynı ortama girdiğinde hissettiğim bu. Birebir de tanımıyor da olsa onun hakkında yapabileceğim tek yorum çıkar ve menfaat ilişkisiyle yaşayan bir hanımefendi diye düşünüyorum. Evet, onu zaten hissettiriyor bence. Aslında yani şu piyasada bence herkes öyle çünkü... Herkes. Gerçekten şaşırdığım insanlar da oldu. Çok kırgınım.
Direkt söyleyeceğim hatta çünkü söyle. Ben yanlış olacağını düşünmüyorum. Yok, belki telafisi olur. Sevgimde bir azalma ya da saygımda hiçbir azalma. Sadece kırıldım çünkü hani ben onlardan böyle bir beklenti içerisine girmemiştim. Onlar bana bu şekilde yaklaştı ve ben sonrasında onlara tekrar ulaşmaya çalıştığımda ulaşamadım nedense sanırım. Ben o ortamdayken her şey çok güzel, çok keyifliydi dedim. Ama ben ne zaman bağımlı kopardım, aradım, açmadılar, mesaj attım, dönmediler diyorsun. Hı. Bir tane isim. İrem Derici. Aa. Evet, ben mesela çok üzüldüm çünkü İrem Derici benim için gerçekten önemli ve kıymetli. Aynı zamanda da çok eğlendiğim, sevdiğim bir insan. Dediğim gibi sevgimde ya da ona olan saygımda hiçbir azalma yok. Sadece kırıldım. Didem Soydan'da da aynı şey. Didem Soydan. Evet, o da beni çok üzüldü. Aslında şimdi şaşırdım şu an çünkü Didem Soydan'ın da takipçileriyle iletişim çok iyi, yaptıkları görüyorum. İrem'in de öyle. Evet, ben yani... zaten karakterlerine, yani evet. Dolayısıyla hiçbir şey demiyorum. Bence bunda kötü bir şey yok. Aynen. Görürlerse de belki yanlış anlaşılma vardır, düzelebiliriz. Kesinlikle dile getirmedim. Şu an burada dile getirdim, evet. Onlara söylemedim. Öncesinde zaten dün akşam bana Furkan dedi ki, bir ben burada oturacağım dedi, iki dedi soruları görmek istiyorum dedi. Asla. Dedim koltukta oturabilirsin ama dedi soruları. Evet, soruları verseydim bak çalışma şu anki kelemezdim. Şeyman Sıbaş'ın tanıyor mu diye sormuşlar, garip bir soru. Tanışıyorum, o da yine tabii ki Kerimcan sayesinde tanıştı. Bir dönemler Bebek'te bir kafesi vardı. Oraya gidip orada biraz oturduk ve vakit geçirmiştik, sohbet etmişliğimiz var. Onu da mesela ben seviyorum. Kaos çıkarabilme gücü var mı şu an? Kaos istesem öyle bir kaoslar çıkartırım ki yer yerinden oynar ama ben öyle bir insan değilim. Yani kaosa beslenen ya da... Aç bir tane YouTube kanalı. Konuş. Ben sana söylüyorum. Sonra... Bildiklerini anlat. Sonra beyan kaybırsın. Yok. Bak bu işi düzgün yaparsan gerçekten onu batırmak, bunu batırmaktan ziyade keşke böyle olsaydı dersen onu insanlar anlar. Yükselmek için mi yapıyorsun? Prim için mi yapıyorsun? Onlar onu anlıyorlar zaten. Zaten yükselmek bir prim için bir şeyler yapacak olsaydın. Şu an çoktan yapma. Bundan sonra yap. O zaman fikir verin hadi bakayım. Bu işin gücünün altına yorum yapayım. Evet. Ne yapayım? İçerik söyleyeyim ben de. Tamam. Zeynep patlatmayayım boşuna. Doğru söylüyorsun. Yok herkes yapıyor. Mesela diğer influencerlarda benden de makyajı bekliyorsun bunu diyorlar. Furkan şunu yaparsan görmek isteriz. Kesinlikle. Bence de bu güzel bir fikir olabilir. Rahmetli Caner hakkında çok soru var Furkan. Ya canım. Evet. O nasıl bir insandı? Aynen. O zamanlar yalnız kaldı. Hatta sen ağladığın zaman bana çok diyen geldi. Evet. Allah Caner gibi yalnız kalmasını istemiyor. Evet. Kendine bir şey yapar mı? Allah korusun, kötü şeyler olur mu falan. Ben de sana biliyorsun ses attım. Hani takipçiler endişeleniyor senin için. Evet. Çok da üzüldüm açıkçası böyle bir şeyin insanlar tarafından düşünüyor ve hissediliyor olmasını. Caner'i tanıdıkça sevebileceğiniz bir insan. Çünkü ben Caner'le ilk başta inanılmaz elektriğimiz böyle birbirine ters düşüyordu. Öyle mi? Evet. Ben Kerimcan'la çalışmaya başladıktan 1,5-2 sene sonra biz böyle duvarları yıktık ve Caner'le çok samimi olduk. Aslında uzaklaşmaların sebebi tamamıyla Caner'in iyiliği açısından uzaklaşmaydı ama pek beklentiyi karşılayan bir durum olmadı. Bazı şeylerden dolayı biraz uzak kalması gerekti kendine. Niye öyle oldu peki onlar? Dediğim gibi aslında pandeminin de işin içerisine girmesi çok büyük bir etkendi bu aralıkların açılmasında. Çok büyük bir sebebi yok. Ama o zaman biliyorsun sosyal medyada bilinç edildiler. Sebep oldu var diye işte Samet Kerimcan. Hatta ben de üzerine video çekmiştim. Yanlış şeyler söylemiştim. Yani bilmediğim için aslında yanlış şeyler söylemiştim. Böyle bir durum yok. Ya biraz Caner bunu kendisi de seçti aslında. Yalnız olmayı ve biraz soyutlamayı. Hmm. O yüzden insanlar böyle düşünüyor olabilir. Ne oldu da siz CGRC'yle koptunuz? Bir Rolls-Royce muhabbeti oldu galiba. O da Dubai'de. CGRC'yi gerçekten inanılmaz çok takdir ediyorum. Gerçekten çok güzel işlere imza attım ve çok iyi ilerlediğini düşünüyorum. Şu an görüşüyorum, konuşuyorum. Aynı sektörde bazı olduğun sürece zaten hep yarış halindesin. Ne kadar kanka olabilirsin? Bunu yakalayabildiğin insan sayısı çok az ve çok nadir bir durum aslında bu. O yüzden yakaladığımı bırakmamak lazım. Ben yakaladığımızı düşünüyordum kendi ekibimizde. Böyle çatırdamalar oldu ve şu an çatladı. Dediğim gibi bu sektörde ama bence herkes herkesin kuyusunu kazıyor ve evet. Kimse kimseye de güvenmiyor. Şu an kazancını nasıl sağlıyor? İşte kurduğum marka üzerinden kazanmaya çalışıyorum ama çok yetiyor da dediğim gibi iyi gitmiyor. Yani şu ara biraz zor bir süreçti. Ama şu an zaten anladığım kadarıyla güçlüce zaten maddi bir problem çektiğimiz için ekonomimiz yerle yaksan durumda ve gittikçe de kötüye gidiyor. Kendi durumum evet kötü ama insanların da benimle hemen hemen aynı durumda olduğunu görerek kendimi biraz da olsun avutuyorum açıkçası. İki köpeğe bakıyorsun ve hani anladığım kadarıyla da ufakça bir şey kazanıyorsun. Çünkü link bırakmıyorsun, YouTube çekmiyorsun, TikTok yapmıyorsun. Ne kadar gelir ki takıdan? Şimdi biz de hepimiz bu işin içindeyiz. Zor bir süreçten geçtik. Doğru evet. Yani maddi anlamda yaptığım iş yeterli gelmiyor. Çünkü İstanbul inanılmaz
zor bir şekilde yaşaması ve bazı şeylerden inanılmaz fedakarlık etmeniz ve feragat etmeniz gerekiyor. Ve şu an her şey çok pahalı. İnanılmaz. Nasıl i̇nanılmaz olacak? Pahalı. Ve her şey çok aksi gidiyor. Her şey zincirleme. Peki şu da çok sormuşlar. En sonunda bir gönderme yapıyor. Can tuvaletine evet. Giriyor. Ve orada orta parmağın işaretiyle olan bir şey gösteriyor. Ben şöyle yorumladım. Büyük bilinç eli zamanında bu konuyla ilgili. Evet. Ve şunu demeye getiriyor. Bence benim fikrim. Siz ne yaparsınız yapın ama ben hala yine ayaktayım. Yani hem o bence hem de bu konuyla ilgili dediğim çok fazla üzerine gidildi ve biz çok ağır şeyler yaşadık o süreçte. Yani hem o hem ben. Biz aynı evin, kin aynı evin içerisindeydik ve aklınıza gelmeyecek korkunç şeyler yaşadık yani evimizin basılmasına kadar. O yüzden bence şu an onun vermiş olduğu bir rahatlık hani artık üzerinden tamamen kalktı ve özgürce düşünüp özgürce yaşayabildiğini insanlara göstermek adına böyle bir şey yaptığını düşünüyorum. Bence de iyi yapmış. Yanlışlıkla mı oldu? Gerçekten yanlışlıkla. Instagram'da bizim bir grubumuz vardı işte o dönemde yakın olduğumuz 5 arkadaşımız. Ve orada sadece birbirimizle eğlendiğimiz, güldüğümüz ve böyle garip videoları atıyoruz. İlk defa oradan böyle bir diyalog kuruldu. O da diyalogun üzerine böyle bir şey yaptı. Peki kaç saniye tuttu o story? Yani saniye olarak açıkçası bilmiyorum ama uçak indikten sanırım bir 10 dakika sonra fark etmiş. Ve o süreç zaten biliyorsunuz Türkiye'deki stalkerlar için yeterli bir süre. Kesinlikle. Bu arada bununla benzer bir olay gelmiş çalışmada. Benim sadece... Yani yaklaşık 30 saniye falan durdu ama... Hangisi ki o? Benim çok eski. Yani Kerimcan olduğu dönemde böyle bir olay... Ben bilmiyorum onu. Bilmezsin. Söylemezsin. Ben de buna benzer bir şey paylaşmışsın. Oğlum niye atıyorsun? Hani o işin ön yüzüydü, ben de arka yüzüydü. Ne? Allah! Bir de şey çok soruyorlar sana. Boteka'yı neden Kerimcan Furkan'a verdi? Neden hala almıyor? Boteka artık senin mi? Boteka'yı biz... Tam pandeminin iki gün öncesi sahiplendik beraber. Süper, nereden aldın? Yok, Sapanca'dan aldım bir çiftlikten. İki gün sonra zaten kapanma başladı ve biz o süreci üçümüz beraber aynı ev içerisinde beraber geçirdik. Sevgi anlamında birçok şeyini o da paylaştı ama bakımları tamamen benimle gerçekleşiyordu. Ve sonrasında Amerika iş çıktıktan sonra, Amerika'da tabii ki Bottega'yı götürüp orada çalışırken aynı zamanda da Bottega'yla ilgilenemeyeceği için ben de kalmaması gerekti. Ve ben baktım, o süreçten sonra da, döndükten sonra da kurulu bir düzeni olmadığı için, ablasına kaldığı için yine bende kaldı. Ve sonrasında zaten artık benim oldu bence. Yani şey demedim, ben artık alayım. Ama öyle bir durumu yoktu zaten. Yani çünkü alabileceği bir ortamı yoktu. Zaten artık istemiş olsa da ben vermeyi düşünmüyordum. Artık. Çünkü çocuğum o. Yani ben o evde yani 2 saat yalnız kaldığımda eve nasıl bir döndüğümü bilmiyorum. Yani yeri geldi gerçekten ciddi anlamda aç kaldım, onu doyurdum. Gerçekten en değer verdiğim, en kıymetli varlığım Bottega. Çünkü benim çocuğum yani. Tazı, İtalyan tazı. Çok güzel ama ya. İnanılmaz asalet dolu bir kız ve böyle hani prenses. Furkan'ın sevgilisi var mı? Yok. Ve bundan sonraki hayatımda yani gerçekten de olsun istemiyorum. Nasıl ki, şu son yaşadığım ilişkiden önce de zaten düşünce yapısı olarak bu şekildeydi ve yaklaşık 5 senedir hiçbir şekilde hayatıma duygusal anlamda birini sokamadım da istek anlamında zaten böyle bir şey yok. Bence de şu an kariyer, Furkan Çağman'sın yani, seni herkes tanıyor. Takipçin 80 bin, 100 bin olabilir ama seni herkes tanıyor. Senin sosyal medyada bir şey yapman çok kolay aslında. Ama içerik diyorsun. İçerikten de değil, şu an dediğim gibi. Ruhsal da hissediyorum. Kendimi çok fazla yeterli ve iyi hissetmediğimden dolayı zaten bir şeyler yapamıyorum. Onu zaten bir kırsam, bir aşabilsem şu anki durumları iyi hissetmediğimden dolayı bunları yapamıyorum. Ama yavaş yavaş bir şeyler yapma düşüncesindeyim. Furkan, umarım bu video sana iyi gelir. O içindeki sıkıntını takipçilerin sevgisiyle, sana verdikleri destekle tez zamanda kendinden at. Bence burada olmalısın. Bu TikTok olur yine söylüyorum, YouTube olur, Instagram olur, hiç fark etmez. Ama sen bu sektörde var olmaya devam et. Kendini soyutlama, sorumlulukların var. Sonuçta kazanman da gerek. Ben seni ekranlarda görmek istiyorum. İnşallah. Takipçiler zaten yorumlarda yazacaklar, ben eminim. Ben bir şey söyledim, gelirken zaten yani o kadar da rahat bir şekilde hissederek geldim ki ve enerji anlamında da sana böyle en başından beri zaten yani inanılmaz yüksek. Çünkü çok böyle pozitif enerjiler kadar güzel geçiyor ki bana. Ve tamamen yaptığın işe saygı duyarak, tamamen objektif olduğun içinde. Çok rahat, gönül rahatlığına geldi. Dokunuş bana iyi geldiğini hissediyorum. Arkadaşlar, yine formatımızda sorulmayan soruları sorduk. Furkan da sağ olsun, beni kırmadı.
kurumda da hepsinde samimiyetiyle cevap verdi. Ben çok keyif aldım, bunu söyleyebilirim. Eğlendin mi? Çok keyifliyim. Ben gerçekten teşekkür ederim beni ağırladığın için. Ne demek, seve seve. Çok güzel bir programdı. O zaman sen söyle, kanala abone olmadılar, kanala abone olsun. Kabene bu, kabene. Kabene. Bu kızın kanalına neden abone olmuyorsunuz? Günah değil mi? O kadar izliyorsunuz, gidiyorsunuz, keyifler, çaylar, kahveler içiliyor, dedikodular, birbirler yapıyor, izledikten. Parmak nerede? Bir tıklayın, abone olun, yazın. Ya, emek veriyor bu kız burada bu kadar. Sizi çok seviyoruz. Tutuyorum. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Güzel.